Evet, sağlık zamanı tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz diyetisyen İrem Şen. Merhaba. Hoş geldiniz İrem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok iyiyim. Sağ olun, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İrem Şen'i aslında programımızda sıkça konuk alıyoruz. Online diyeti konuşuyoruz kendisiyle. Çok da güzel sorularımız birikti şimdi. Bugün online diyeti de tabii ki birazcık konuşacağız. Onunla başlarız yine. Neler yaptığınızla başlarız. Hı-hı. Ama asıl konumuz metabolizmanın zayıflamadaki önemi olacak. Online diyet hakkında şöyle kısaca bir bilgi verelim isterseniz. Online diyet... Tekrarlayalım, bunu çok çok istek alan aslında bir şey. Bu çok da merak edilen bir konu. Evet. Uzaktan yapılan diyet programı. Kişinin ofise gelmesine gerek kalmadan, şehir dışından, ülke dışından uygulatabildiğim, programlarını benim düzenlediğim, 2-3 güne bir kontrol ettiğim, motivasyonu yüksek tuttuğum bir program aslında. Tekrar edelim, korkmasınlar online diyetten. Uzaktan da yapılabiliyor. Çünkü 30-40 kiloya kadar verdik biz online diyet danışanlarımla. Çok ciddi kayıplarımız oldu aslında. İstedikten sonra çok güzel yaparlar online diyette de. Evet. Yani kişinin sizin ya olduğunuz yere gelmeden sadece size işte sağlık bilgilerini göndererek, vermek istediği kiloyu belirterek, evet, bunu birlikte belirliyorsunuz sanırım. Ortak bir nokta buluyoruz. Evet, hı-hı, aynen öyle. Ortak bir nokta bulduk. Ona göre hedef çiziyoruz. Belli bir süre söylüyoruz ama şöyle bir şey var. Hedeflerini ben genelde maksimum tutmaya çalışıyorum. Atıyorum 2 ayda verebilecek bir kiloysa aslında 3-4 ay diyorum, özellikle ki motivasyonu düşmesin diye. Yani ne olur ne olmaz. Çünkü duraksama dönemi olabiliyor. Kişinin yapamadığı durumlar olabiliyor. Hep maksimum koyuyorum. Minimumda çok seviniyoruz mesela. O çok önemli bir şeydir diyette. Tekrarlayalım onu da mutlaka. Evet, mutlaka hedefi birazcık daha zamana yayıp sonrasında. Çünkü bu motivasyon gerektiren bir şey aslında, çok değil hem mi? De. Çok motivasyon düştüğü anda diyet gidiyor. O yüzden sürekli ben motivasyonu yükseltmeye çalışıyorum. Hani bazıları şey yapıyor. Motivasyonu düşüyor, işte özel durumu olabiliyor. Hadi iyisin, yapıyorsun, yapabilirsin deyip mutlaka kişiyi motive etmek gerekiyor. Çok önemli diyette motivasyon. Evet, peki bu diyet sürecinde kilo vermenin durduğu durumlar oluyor dediniz. Bunun sebepleri neler olabilir? Genelde ya duraksama her kiloda olur. Mesela buna biz inatçı kilo diyoruz genelde. Hani kişinin vücudunun kalmak istediği bir kilo olabiliyor. Kişinin belki sporu aksatmış olabiliyor. Atıyorum suyu aksatmış olabiliyor. Veya yüksek kilo verdiyse vücut duraksamayı alabiliyor kendini. Korumayı alabiliyor. O durumda farklı bazı program yapmak gerekebiliyor. İşte 3 günlük, 5 günlük diyetinin tamamen farklı olacağı şekilde program çizebiliyorum. Biraz hızlandırmak adına. Evet. Peki bugün aslında biraz metabolizmayı konuşacağız. Evet. Metabolizmanın iyi çalışması sizin için çok önemli aslında. Çok önemli. Kişi için çok önemli. Aslında motivasyonun sağlanması için de sağlıklı birey olması çok önemli. Nedir aslında önemi? Birazcık bundan çok bahsedelim. Çok önemli. Şöyle bir örnek veriyorum ben gelen danışanlarıma da. Şimdi diyorum ki 5 tane kişi koyduk yan yana. Aynı kiloda, aynı boyda. Aynı programı verdim hepinize. Diyorum ki hafta hepiniz farklı kilo verip geleceksiniz. Çünkü hepsinin vücudu farklı, farklı şekilde yakıyor onların aslında. Hı hı. O yüzden de metabolizma çok önemli. Bunda en büyük faktör aslında metabolik rahatsızlıkların olup olmaması. İşte atıyorum tiroid, hipotiroid durumunda çok yavaş çalışabiliyor. Bayanlarda polikistik ovar olabiliyor. İnsülin direnci olabiliyor. Bunlar çok yavaşlatabiliyor. Bu durumda motivasyonu çok yüksek tutmak lazım. Hani ne verirsem o kar demeleri lazım. Hani hafta 3-4 kilo vereceğim deyip başlarlarsa bu sürece... Çok fena motivasyonları düşer. Minimum tutacaklar. Ne verirsem yarım kilo mu? Sevinmeleri lazım o tarz durumlarda. Bu çok önemli. Çünkü metabolizma yavaşlatıcı hastalıkları olduğu için bunu birazcık aslında kabullenmeleri gerekebiliyor bu süreçte. Evet. Peki metabolizma biraz yaşa bağlı olabiliyor. Kesinlikle öyle. Yani cinsiyete bazen. Evet, mi? Şöyle bir şey var. Karı koca danışanlarım geliyor bazen. Beraber diyete başlıyorlar. Erkek danışanım diyeti bitiriyor gidiyor. Biz bayan danışanına hala diyet yapabiliyoruz mesela. Niye? Erkeklerin vücudunda kas oranları yüksek olduğu için hızlıca yakabiliyorlar. Bayanlarda aynı durum söz konusu değil. O yüzden de erkekler biraz daha şanslı diyet durumlarında. Bir ayda, 2 ayda verip gidebiliyor onlar aslında. Bayanlar için aynı durum geçerli değil. Bir de 30'lu yaşlardan sonra birazcık %3 kadar düşebiliyor metabolizma. Her yaş biraz daha aslında alıyor metabolizmamızdan. Bir de menopoz döneminde kadınlarda çok ciddi yağlanma olabiliyor. O yüzden de eğer kilo vermeleri gereken kilo varsa o tarz bayanların daha erken mutlaka yansın. Öncesinde önlemlerini alsınlar, yağ oranlarını mutlaka düşürsünler.
Evet, çünkü yaş ilerledikçe kilo verme ve metabolizmanın yavaşlaması tabii ki çok buna zorlaşıyor. En büyük etken. Zorlaşıyor. Peki genel olarak metabolizmayı hızlandırmak için hangi besinlerin tüketilmesi gerekir? Proteinli besinlerdir hızlandıran. Mesela yumurta benim eksik etmediğim bir şeydir diyetlerimde. Mutlaka yumurtayı, yumurtanın beyazını her türlü kullansınlar. Salatalarına koysunlar, kahvaltıda tüketsinler. Lor peyniri, protein çok yüksektir. Onu da mutlaka salatalarına, kahvaltılarına mutlaka eklesinler. İkinci bir hızlandırıcı şey de baharatlardır. İşte zerdeçalın çok ciddi etkisi var. Zencefilin çok güzel etkisi var. Pul biberin, karabiberin gibi. Baharatlar çok ciddi hızlandırıyor metabolizmayı. Bir de kalsiyumlu gıdalar. Yoğurt. Hiç eksik etmediğim bir şey diyetlerimde de. Ben hep ne yaptırıyorum mesela? Yemeklerini alıyorlar. Yoğurdun içine mutlaka baharat koyun. Boş geçirmeyin yoğurdu diyorum. İşte koyun pul biberi, zerdeçalı, zencefili koyun. Karıştırıp öyle yiyin diyorum. Çok güzel hızlandırıyor metabolizmalarını bu da. Yani bu her kişiye uygun, herkesin yapabileceği bir tarif aslında, değil mi? Gibi ama miktarlarını az tutsunlar, tansiyonla ilgili sıkıntı olan dikkatli kullansın baharatı. Evet, tansiyon yani rahatsızlığı olanlar doktorun danışsın mutlaka ama çok az elzem miktarda onlar da kullanabilirler. Peki herkes her diyeti yapabilir mi aslında? Birazcık yol buna da çıkıyor. Siz diyet programları hazırlarken, danışanlarınızı seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Herkes her gün yapamaz. Herkese özel bir olmayabilir. Mesela şu olabiliyor. Herkesin sindirme şekli de farklı. Bazıları eti çok zor sindirebiliyor. Mesela benim bazı danışanlarım var. Et koydum hafta hiç kilo veremiyorlar. Vücutlar onu sindiremeyebiliyor. Herkesin kolay kilo verdiği veya veremediği bazı gıdalar olabilir. O yüzden de mutlaka kişiye özel diyet olması lazım. Bu yüzden de mutlaka uzman yardım ilerlesin. Hani onun diyeti bunun diyetiyle yapmasınlar. O çok yanlış. Evet. Peki birazcık diyet yaparken yapılan yanlışlardan bahsetmemiz gerekirse en çok hangi hatalar sizin gözünüze çarpıyor? En çok hata ne oluyor mesela? Ara öğünü yapmayabiliyorlar. Mesela hep şu var kafamızda. Daha az yersem daha iyi olur. Geliyor mesela akşam ben bir şey yemedim diyor. Hayır iyi bir şey yapmadın aslında diyorum. Hani metabolizmayı aslında yavaşlatan bir şey. Bu sefer ne oluyor? Kahvaltını yaptın hop depoya attı vücut onu. Hiç iyi bir şey yapmamışsın diyor. Mesela ara öğünü atlıyor. Acıkmadım zaten diyor. O acıkmanın için verilen bir şey değil. Metabolizman hızlansın diye aslında yaptığımız bir şey. Öğünleri azaltmadan gitmeleri lazım mutlaka. Evet. Peki ara öğün önemli midir? Siz programlarınızda nasıl bir ara öğün öneriyorsunuz? Ben öğleden sonra mutlaka bir ara öğün koyuyorum. O hem kan şekerinin dengesini sağlıyor. Uzun bir ara. O yüzden çok uzun bir açlık olmaması için mutlaka orada ya yoğurt gibi bir şey koyabiliyorum. Süt olabiliyor. Sütlü bir kahve olabiliyor. Meyveyle kuru yemiş olabiliyor. Bunları ekleyebiliyorum öğleden sonralarına, listelerine. Peki daha başka ne gibi hatalar yapabiliyor daha başka danışanlar? Su içmeyebiliyorlar mesela. Ya şimdi hep diyorum ki hani diyeti istediğin kadar yap, su içmezsen hiçbir işe yaramaz. Çünkü geliyor su içmesi ödem oluyor vücudunda. Diyeti yaptığında vücudun ödemli çünkü su içmedin atamadın o ödemi. Evet. O yüzden de mutlaka su içmeleri lazım ama bir dipnot geçeceğim. Suyu da sınırsız içmesinler. Bazıları mesela 60 kilo biri bana gelir 5 litre su içiyorum diyor. Hiç iyi bir şey değil. Bu da ödem yapan bir şey. Vücudun evet. Atamayabiliyor. O yüzden de her şey belli olması gereken kesinlikle. Miktarda. Kesinlikle. Hatta bunun miktarı da şudur. 25-30 kiloya 1 litredir genelde ihtiyacımız vücudumuzun. O yüzden ona çok dikkat etsinler. Hani su çok yararlı deyip sınırsız içmesinler. Bu sefer ödemlenir vücutları. Aynen. Peki bir tane izleyici sorumuz var. Hemen bunu alalım. Emziren anneler için de zayıflatan öneriler verebilir misiniz? 18 kilo aldım, 6 kilosu kaldı demiş. Evet, emziren anneler için. Tabii bunun şey de önemli burada. İşte bebeğin kaç aylık olduğu, ek gıda almış mı almamış. Bunlar çok önemli ayrıntılar aslında. Sütü en çok arttıran şeylerden bir tanesi kefirdir. Tamam. Bunu hatta şeyini verdim. Geçen yayınımızda da anlattım. Tekrar anlatalım bunu. Tarif anlatalım. Tekrardan verelim. Süper. Süt veya kefiri blender'a koyacaklar. Yulaf ezmesi, yulaf kepeğini koysunlar. Bir de meyve ekleyecekler. Hurma çok güzel süt arttırıyor dediğim gibi onu koysunlar. Dereotu çok güzel süt arttırır. Kahvaltılarında lor peynirli bir dereotlu bir salata yapsınlar. Rezene çayıyla birlikte tüketsinler. Bunlar çok iyi gelir sütlerine. Hem sütü arttırıcı hem de kilo verdirici ne olabilir mesela? Mesela o karışımı ara öğünlerine veya koysunlar. O yulaf ezmeli karışımı ara öğünlerine yapsınlar mutlaka. Hızlandırıcı olur o. Peki kilo verdirmek için aslında diyet programlarının yanı sıra birazcık egzersiz programları da olması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani zaten egzersiz olmadan bence diyetin de çok bir yararlılığı yok. Mutlaka desteklemek lazım. Yani tek diyet yapıldığında sarkma olabiliyor veya
kas ağırlığından gitmiş olabiliyor. O yüzden hem hızlandırmak için metabolizmayı da spor kesinlikle şart. Yani evde de olsa, ne olursa olsun, atıyorum bir yere gideceklerse yürüsünler. O bile aslında biraz spor, harekete geçirir vücudu. Evde ip atlasınlar, merdiven ip çıksınlar. Bunlar da çok güzel egzersizler aslında yapabileceğimiz. Evet, bugün birazcık metabolizmayı hızlandırmayı konuşuyoruz. Karbonhidrat metabolizmada yeri nedir? Yani diyet yaparken karbonhidratı tamamen kesmek mi gerekir? Hayır, kesmek lazım değil. Ama kompleks karbonhidrat dediğimiz, yani işte tam buğday gibi, mesela kara buğday, kinoa, bu tarz karbonhidratlar kilo vermeye de yardımcı olabiliyor. Ama atıyorum basit şeker dediğimiz, işte o çaya koyduğumuz şeker, bal, reçel, bunlar kan şekerini çok oynattığı için vücutta yağlanma yapabiliyor. O yüzden çok koymaları lazım aslında programlarını, ama kesmesinler karbonhidratı, yararlı karbonhidrat mutlaka olsun beslenmelerinde. Evet. Peki genel olarak dengeleme nasıl olmalıdır? İşte karbonhidrat, protein, nasıl bir program sunuyor? Mesela genelde en çok yapılan hatadan bahsedeyim ben. Ne yapıyorlar? 2-3 gün boyunca tatlısını yiyor, pizzasını yiyor, hamburgerini yiyor. Hep karbonhidrat. Yedi yedi, hem ödemlendi hem yağlandı. Aslında ne yapmak lazım? Bir gün yediysek bu şekilde, ikinci günü mutlaka protein ağırlıklı geçirmek lazım. İşte atıyorum yumurtalı, işte peynirli, balıklı, tavuklu veya yağsız bir etle geçirmek lazım ki önceki günü telafi etsin. Bu çok önemli bir şey korumada. 2-3 gün boyunca aynı o karbonhidratla geçirdiğimiz zaman hemen tartıda artıyı görmeleri çok mümkün. Sonrasında bir protein takviyesi. Protein ağırlıklı, hemen o günü protein ağırlıklı geçirsinler. Dengelemiş olur aslında bir gün öncesini. Evet. Peki birazcık bu şeyi de bahsedelim. Şimdi yazdan çıktık. Tabii tatilde de kilo alan izleyicilerimiz olmuş, evet, olabilir. Bununla ilgili birazcık toksin atıcı, ödem atıcı tarif vermemiz gerekirse ne önerir? Hemen verelim. Hatta biz bunu yayınımıza verdik. Onu çok fazla yapan olmuş. Tekrar yenileyelim. Tabii fotoğraflar geldi bana. Süper. Bunu mutlaka yapsınlar, uygulasınlar. Çünkü düzensiz beslendikleri için tatil döneminde mutlaka vücutta ödem oluyor. Bir de hava değişimi oluyor. Başka yerden geliyorlar tekrardan falan. Şiş olabiliyor vücutları. Tabii. Bu tarif kolaylaştırıyor atmalarını. O zaman hanımlar, kağıdı, evet, kalemi hazırlayın. İrem Şen'den size özel tarif geliyor. Evet. Şimdi 1 litre suyu alsınlar, tencereye koysunlar. İçine, tamam, çok az mısır püskülü, biraz kiraz sapı, biraz taze zencefil, biraz da tarçın koysunlar. Hatta biraz da maydanoz eklesinler, tam ödem attırsın. Bunu bir 10 dakika suyla beraber ısıtsınlar. Süzüp birkaç bardak içsinler günde. Çok güzel hem tuvalete çıkartıyor hem de çok güzel ödem attırıyor. Süper. Birazcık içeriğinden tekrar bahsedelim. Yavaş yavaş söyleyelim izleyicilerimize. Mısır püskülü. Mısır püskülü. Bir tutam göz kararı. Kiraz sapı. Tamam. Maydanoz. Biraz kabuk tarçın. Biraz da taze zencefil koysunlar içine. Bir 10 dakika ısıtsınlar tencerede, süzüp içsinler sonra. Kaynaması gerekiyor mu? 10 dakika yeterli. Hayır. 10 dakika. Aynen öyle. Isınsın. Sonrasında süzecekler. Süzecekler. Birkaç bardak gün içinde içebilirler. Aç tok hiç fark etmiyor. Sıcak soğuk da fark etmez. Bir gün içerisinde tüketmeleri uygundur. Öyle. Evet. Tamam. Peki az önce de bahsettik. Su tüketmek aslında önemli ama miktarı da çok önemli dedik. Evet. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz izleyicilerimize? Yani hep şunu bilsinler. Evet, diyeti yapıyorum ama su olmazsa olmaz. Bunu mutlaka, hani içemiyorlarsa şunu yapsınlar. İçine meyve koysunlar. Hı-hı. Yani sevdikleri keyifli meyve hale getirsinler. Evet, aromasını versin. Onu içsinler gün içinde. Bir de en büyük hatalardan biri de şu. Çay kahveyi su yerine geçtiğiniz tanan kişiler olabiliyor. Değil mi? Evet. Aslında aynı şey değil. Tam tersi, çay kahve vücuttaki suyu attırıyor. Hı-hı. O yüzden de aslında bir çay, bir kahve içerken yanına birer bardak su koymak lazım ki o suyun gidiyor yerine zaten. Kesinlikle öyle. O çok önemli bir detay. Bunu da mutlaka bilsinler. Evet, peki bunun miktarı ne olmalıdır? Günde kaç litre su tüketilmelidir? Dediğim gibi bu 25-30 kiloya 1 litre gibi düşünebilirler kilo başına. Evet, peki çay kahve tüketimine de biraz geçmemiz gerekirse, siz online diyet listelerinde çay ve kahveyi öneriyor musunuz? Öneriyorum, şekersiz olacak şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi son zamanlarda bir çalışma çıktı bununla ilgili de yine. Hı hı. Kafein tüketimin aslında algılamayı biraz zorlaştığını, tat duyusunu. O yüzden de aslında kafein tüketen kişilerin daha çok tatlı isteğine, hı, maruz kaldıklarını belirten bir tane bir çalışma var. O yüzden de şu an şunu öneriyorum ben. 6'dan sonra kafeinli bir şey tüketmeyin diyorum danışanlarıma. Gün içinde tüketebilirler. Bir şekilde dengeler vücudunu ama
6'dan sonra çok tüketmesinler, tatlı krizleriyle boğuşmasınlar o saatten sonra diye. Yani böyle bir sınırlama getirdim. Tatlı isteğini tetikliyor. Tetikliyor. Hani çok fazla tüketimi diyebiliriz. Aha. Ama 6'dan sonra içmesinler, daha güzel olabilir. Kafeinini içecekler. Genel olarak hani kaç bardak çay, kaç bardak kahve ya da Türk kahvesinin metabolizmayı aslında hızlandırdığını da biliyoruz. Doğru mudur? Kafein hızlandırıcı etkisi aslında var ama miktarı çok önemli bunun. Dediğim gibi suyu da attırdığı için vücuttan 2 fincanı geçmemek lazım günde. Çayda, kahvede toplam olarak. Tabii ki şeker, onu tekrar söyleyelim. Evet. Peki hani esmer şekerler, daha farklı tatlandırıcılar, bunlarla şöyle ilgili bir şey var. Esmer şekerle beyaz şeker arasında hiçbir fark yok. Aynı, yine insülin salgılatıyor, vücutta yağlanma sebebiyeti veriyor. Tatlandırıcı da aynı şekilde. Tatlandırıcı vücuda girdiği anda yine kan şekeri oynamaya başlıyor. Yine yağlanma sebebi. O yüzden ben tatlandırıcı çok önermiyorum, kullandırtmıyorum da. Peki verilen kiloların tekrar alınmaması için neler yapılması gerekiyor? Şimdi bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şunu söylüyorum hep. Eski beslenmeye kesinlikle dönmeyin. Hani zaten onlar size kilo aldırdı, bana geldiniz. Şimdi kiloyu verdik, tekrar o dönerseniz tekrar alabilirsiniz. Benim öğrettiklerimden, hani o dediğim gibi dengeleme var ya. Evet, evet. Yediysek de ertesi gün dengelerseniz sıkıntı yok. Ama siz oturup 3 gün, 5 gün, 1 hafta aynı düzen devam ederseniz kilo almanız kaçınılmaz. Bunu mutlaka bilsinler. O yüzden de hani evet diyetle verdik ama bu kalıcı olması için sizin yapmanız gereken birkaç bir şey var. Bu da dengelemedir, mutlaka bunu yapsınlar. Dengelemek çok önemli ve dediğiniz gibi aslında o kilolu dönemde tüketilen yiyeceklere tekrar dönmemek. Birazcık hayatımızdan çıkartmak lazım. Şöyle diyelim, dönmemek değil, miktarını kısıtlamak diyelim aslında. Evet, yedik ama ertesi günde yerseniz sıkıntı. Yedim, ertesi gün dengeleyeceğim ben bunu dersek hiç sıkıntı yok. Ya da işte bazı yiyeceklerden aslında uzak durmak, daha yağlı, işte fast food denilen. Evet, yaşam tarzı haline gelmeli bence o aslında. Hani kilo almak veya işte almamak için değil de o fast food tür şeyler. Hani vücuduma zararlı bunlar deyip aslında uzak durmak gereken besinler onlar. Evet. Peki izleyicilerimize de tekrar hatırlatmış olalım. Diyetisyen İrem Şen konuğumuz bugün efendim. Metabolizmayı hızlandırmayı konuşuyoruz. Metabolizmanın zayıflamadaki önemini konuşuyoruz. Sizin de sorularınız varsa ekranlarınızdaki iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Devam ediyoruz. Diyet yaparken metabolizmayı hızlandırmak için en çok tüketilmesi gereken besinlerden tekrar bir bahsedelim istiyorum. Evet. Baharatlar en başta. Zerdeçal, zencefil, karabiber, pul biber kesinlikle yemeklerine, yoğurtlarına eklesinler bunu. Bir de mutlaka proteinli gıdalar. Yumurta, peynir, tavuk, balık, et, bunları mutlaka koysunlar. Çok hızlandırıcı etkisi var bunların. Posası yüksek sebzesini, meyvesini miktarınca koysunlar. Bol su içecekler. Bir de C vitamini. Kivi mesela. C. Evet, kivi, özellikle kivi ben çok koyduğum bir şey diyetlerimde de. Çok güzel metabolizm hızlandırıyor. Yağ yakımını çok güzel destekleyen bir meyve. Onu da eklesinler mevsiminde mutlaka. Bunlar hızlandırıcı etkisi olan besinler. Peki meyve tüketiminin belli bir saati var mıdır? Hani ana yemeklerden, akşam yemeklerinden sonra özellikle tüketildiğinde direkt şekere dönüşüyor gibi bilgiler var. Hayır, değil. Aslında meyve tüketimini geceye çok bırakmamak, evet doğru bir şey. O kan şekerini çok oynatmasın diye. Ama şekeri çok yüksek değilse, atıyorum yeşil elma gibi, kivi gibi bir meyve çok sıkıntı yaratmıyor bize. Ama oturup da karpuzlu, kavunu kase kase yersek çok büyük sıkıntı yaratır bize gece. O yüzden de miktarınca akşam yenilebilir ama dediğim gibi şekeri düşük meyveler. Evet. Peki en başında da örnek verdik. 4-5 kişiyi yan yana koysak hepsine, evet, aynı kiloda ve aynı boyda olsalar bile aynı diyet programı uygulatsak farklı zamanda kilo kaybı yaşayabilirler. Hepsi farklı. Evet, hepsi veriyor. Farklı. Buradan da artık kişiye göre diyet programının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Evet, çok önemli. Peki metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar olabilir dedik. Birazcık bunlarla ilgili bilgi verelim ve bu tarz rahatsızlıkları olan kişiler nasıl bir diyet programı uygulamalı? Bundan mesela bahsedelim. En çok insülin direnci. Bayanlarda çok fazla, erkeklerde görülüyor ama bayanlar daha sık görülen bir rahatsızlık aslında. Bunların daha çok sık beslenmesi ve metabolizmayı hızlandıracak o dediğimiz besinlerden tüketmeleri gerekiyor. Ve mutlaka spor hayatlarını eklesinler. Mutlaka bir egzersizi mutlaka koysunlar hayatlarının bir yerine. O zaman çok sıkıntı yaratmıyor ama bu dediklerim yapmadıkları sürece kilo vermeleri çok zorlaşabiliyor. Peki rahatsızlıkları olan kişiler için ne gibi programlar yapabiliriz?
yani ben daha çok bu rahatsız olanları hani ilk önce bir doktora gönderiyorum, endokrin uzmanına. Hani onunla ilgili mutlaka ilaç tedavisi gerekebiliyor çünkü. Daha sonra onlara göre beslenmelerini düzenliyorum. Hani tiroid rahatsızlıklarının çok özel beslenme tedavisi yok. Ama dediğim gibi hızlandırıcı besinler koymaya çalışıyorum ki çok takılmayalım diye aslında. Ama çok özel besinler tüketmelerine gerek yok. Evet. Peki yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır izleyicilerimize? Söylemek istediğim şey, danışanlarıma ben buradan öpücük göndermek istiyorum. Çünkü geçen programı hepsi çok güzel izledi. Hep bana fotoğraf gönderdiler. Süper. Kaçırmamışlar programı. Hepsini buradan öpmek istiyorum kocaman. Bir selam gönderelim onlara buradan. Tabii ki. İrem Hanım'ın tüm danışanlarına da sevgilerimizi, evet, selamlarımızı gönderiyoruz. İzleyicilerimize de izledikleri için teşekkür ediyoruz. Sorularınız mutlaka İrem Hanım'a da iletilecek. Zaten kendisinin sosyal medya hesaplarından da ona ulaşabilirsiniz, evet, diyoruz. Mutlaka tekrar bekliyoruz. Geleceğim İrem mutlaka. Ağzınıza, evet, sağlık, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Diyetisyen İrem Hanım'a veda ediyoruz. Sağlık zamanı devam edecek.